76 ya da 77. dakikaydı. Olsa 3-2 farklı bir e, hususu konuşuyor olabilirdik e, cami olarak ama ben 3-2 olsa dahi hiçbir şekilde Tabii. bu turu geçemeyeceğimizi düşünüyordum. Maçta hatta 2-1 olduğunda da sevinemedim gole. çünkü oyun o kadar güzel anlatıyor ki size nereye gideceğini maçın. Çünkü futbol hakikaten basit bir oyun olarak gözükür. İyi okursanız oyunu. Aşağı yukarı bazı sonuçları da tahmin edebilirsiniz yaklaşık. Dolayısıyla dünkü karşılaşmada oyun öncesinde, maç öncesinde PSV Eindhoven'ın özellikle fizik olarak, atletik olarak çok kuvvetli olduğunu evet. gördük. Ben de hem e, PAOK maçlarını hem de Osnabrück, Almanya'da oynadıkları hazırlık karşılaşmalarını izledim. E, hatta Osnabrück'ü 90 dakika boyunca izledim. Orada çok net belli, takımı yine ne oynamak istediği. Özellikle ön bölge baskısını, üçüncü bölge baskısını çok iyi yapan bir takım. Ee, onun haricinde topa hakim olan, çok hızlı oynayan, eğer rakip tarafta boşluk bulmazsa geri dönen bir daha oyunu büyük pencereden bakmaya çalışan, geriden bakıp tekrar oyunu hareketlendiren bir takım açıkçası ve bunların hepsini de yaptı. Merkezi çok iyi kullanan bir takımdı. Yine hiçbir sürprizle karşılaşmadık. Kendi oyunlarını oynadılar. Ancak biz e, maçın başında çok hatalı bir taç kullandık. Orada muslara kızıyor evet. herkes ama o taçı orada geriye kullanan ya da Babel'in gelip normalde kenarda böyle önde iyi basan rakiplere karşı oynadığınızda hocalar santraforun ya da kenar oyuncusunun gelip orada istasyon olmasını ister. Gelir santrafor arkaya topu aşırtırır durur faal almaya çalışır ki o baskıyı atlatalım diye. Tam tersi burada bu kadar iyi önde basan bir takıma karşı geriye kullanırsanız tacı Böyle bir sıkıntıyla karşılaşma ihtimaliniz artar. Ki en kötü şey bu gibi karşılaşmalarda maçın başında yiyeceğiniz gol. Neden? PSV zaten kendi evinde baskılı bir şekilde, istekli bir şekilde oyuna favori başlıyor. Tura hı hı. favori giriyor. Ve sizin her dakika yemediğiniz her gol dakikası sizi güçlendirir. Rakibi de baskı altına soka. Ama siz bu şartlarda ikinci çok dakikada erken gol yerseniz çok. o maç farka gider. Dolayısıyla... Böyle bir girizgah yapayım ben. E, devam, Devam detaylandıracağız. Ben şöyle ekleyeyim de Ceyda. Ben hemen şunu da ekleyeyim. Mehmet son sayfa etiketiyle sizlerden gelecek soruları görüşleri de bekliyoruz. Etiketimiz son sayfa. Mehmet Özcan'a Burak Kural'a sorularınızı yönelteceğiz. Aynı zamanda sizlerin de gündeme dair görüşlerinizi dile getiriyor olacağız Mehmet. Taçtan devam etmek istiyorum Ceyda. Galatasaray geçen sene bir gol ama iki golle kaybetti Beşiktaş şampiyonluğunu. Yani, averaj farkı birdi de evet. ama gol sayısı aynı olsa da Beşiktaş şampiyon. İki gol fark diyebiliriz. Sondan bir önceki hafta Denizli'de yenen ilk gol. Yine soldan Saracchi'nin kullandığı bir taş. Taylan'ın kaptırdığı top. Bitiren isim Deniz'i oh. Denizli olabilir. Taştan yediği bir gol. Yine içeride e, hatta benim doğum günümde 19 Mart'ta oynanmıştı. Rize maçı 4-3. Bu sefer Luindama'ya kullanılan yanlış bir taş kaybedilen top 4-3 kaybetti o Rize maçını. Çok gel gitti. Yani hocam şunu vurgulamak istiyorum şimdi. Geçen sene Fener neden şampiyon olamadı? İki kere korner dönüşü gol yedi. Hatırlayalım bir Göztepe maçı. Halil maçın başında 9. dakikada. 10 hafta geçti. Hoca değişti. Erol Bulut, Emre Belezoğlu. Malatya'da da Fofana taşıdı. Mustafa Esker'le çattı sınavı. Benim mantığım orada şu hani bir büyük takım. Aynı golden 2-3 hatta birkaç tane de böyle pozisyonları var sezon içinde korner dönüşü. Galatasaray'da geçen sene iki tane taştan gol yemişsin çok hı hı. Hani net yine sol bekin kullandığı taşların kendi cezası aslında. Dün özelinde de marka muster hani birleşik hatalar. Bu akıl alır gibi değil gerçekten. E, i̇şin teknik taktiğini zaten hocam iyi özetler ama hani ben fiziksel güce bakıyorum. Evet Avrupa ile makas açıldı bütçe. Ben Galatasaray'ın takım bütçesinin PSV'nin önünde olduğunu düşünüyorum hala. Bakmadım ama Galatasaray gayet pahalı bir takım ama yani Ceda Ceyda üzücü olan şu 3 senedir bir şey değişmiyor. 3 sene önce de şampiyon günü, 32 takım arasında en az koşan takımdı Galatasaray. Dün özelliğinde de bir 15 kilometrelik fark var yanlışım yoksa PSV arasında. Barcelona, İspanya milli takımı gibi bir takım olursun top sende olur. Anlarım az koşmanı. Hem oyun sende değil üstüne az koşuyorsun bu sonuç normal. Artı futbol şansı dün yanımızdaydı. Tamam ilk gol Mustafa Tass'a ama bir kere geldik gol oldu. Genelde çok evet. Türk takımların olumlu anlamda karşılaştığı bir senaryo değil. 2-1'i bulduk ama ondan sonra da PSV yani. Ezzami. İşte sonra bir değişiklik gerekir miydi? İkinci yarıya farklı başlayabilir miydi Fatih Terim? Hep o sorular beraberinde e, geliyor ama Mustera'nın e, bugün yapmış olduğu paylaşımı da bir ekrana getirelim. Çünkü Mustera dün akşam özelinde en çok e, eleştirilen sosyal medyada oyunculardan biriydi ki. E, aslında Galatasaray'da herhalde Mustera kadar sonsuz krediye sahip bir başka futbolcu yoktur diye düşünüyorum ben. E, başarıları ki bir kaleci düşünün e, tek başına. Evet takım da çok önemli ama bir kaleci düşünün şampiyonluk getirsin takımına. Mustera öyle bir kaleci. Dördüncü e, yıldızı evet. tek başına Mustera kazandı diyebiliriz e, Ceyda. Yani bu tarz kalecilerin ön plana çıktığı şampiyonluklar yoksa bizim ligimizde yani Tolga Zengin çoğu herkesin beğendiği bir kaleci benim için değerli bir kaleci ama Beşiktaş onunla Tolga Zengin'e de oldu şampiyon. Keza geçen sene Ersin, Altay'ın, Uğurcan'ın, Mustera'nın önüne koyamayız ama hani Mustera çok çok özel isim ama şu var Ceyda Mustera'nın sezona kötü başlangıçları var. Ben mesela evet, Hamza Hoca'nın eee tamamlayamadığı 2015-2016 sezonu çok kötü başlamıştı. Bir Sivas'ta at fınçtu, Ankara Spor maçı Torje'nin şutu. Aralarda bu tarz o da kolay değil. Neden? Onu da anlıyorum. Copa Amerika yapıyor, ülkesine gidiyor. E sonuçta hani e, diğer oyuncular gibi dinlenme fırsatı bulamıyor. Sonuçta 10 senedir düzenini İstanbul'da kurmuş. Hani Türkiye'yi çok sevmiş bir oyuncu. E, Uruguay'dan bir anda İstanbul adaptasyonu Hatta ee, artık şöyle bir klişe oldu Mehmet e, Hocam, Mustera ve kötü sezon başlangıçları. Doğru. Mustera eşittir kötü sezon başlangıçları. Sonrasında hep Mustera daha yani, toparlı. Buluruz yani e, düşünsem. Aklıma bir Hamza Hocanın o ayrıldığı dönem geldi. O zaman döneme de e, kötü başlamıştı. Burada tabii sıkıntı Galatasaray Mustera'nın durumunu bekledi Copa Amerika'da. O Copa America'nın elenme kesinleşince Okan Koçuk'a Giresun izni verdiler. Hı hı, biraz hı. daha geç katılabilir hı hı. miydi? Okan'a güvenilebilir miydi? Ama her anlamda hani ben dünkü maçı uzun uzun konuşuruz Ceyda. Üçlü çıkmamız da hataydı. Çünkü hocam daha iyi bilir ama benim mantığım Jason Dinaier gibi elinizde bir süpürücü hatta Lemos diyeyim böyle çabuk bir stoper olur. Üçlü olun Galatasaray'ın elindeki dün sahaya çıkan üç süper tek hamleli. Yani tek hamleli üç oyuncuyu ben yan yana koymak biraz riskti. Ama tabii burada muhtemelen Segidika ile Ömer'e güvenmedi Fatih Hoca. Biraz kalabalık tutayım dedi ama e, işin diğer kısmı ben üçlü diyorum. Artı Arda Turan'la Babel aynı anda ilk 11 olamaz. Yani bunu çok net söylüyorum. Yani ben Olcan e, Oğulcan Çağlay'ın işte geçen sene hep aynı öyle biliyorum. Sağ kenarda Oğulcan Çağlay'ını Babel'le Arda ile Fegül'le bir tutamazsınız ama günümüz dinamizm tempo istiyor. O Oğulcan geçen sene Kasım Aralık aylarında muazzam katkı verdi Galatasaray'a. Trabzon'da galibiyeti getirdi Galatasaray. 2020 yıl li lider kapadı. Yani nereye varacağım? Arda Babel evet CV olarak iyi oyuncular olabilir. Artık günümüz futbolu bu kadar temposuz, durarak oynayan oyuncuları kabul etmiyor. Arda ile Babel de aynı anda ilk 11'de olursa geçmiş olsun derim ben yani hele PSV gibi rakibe karşı. Hocam çok tartışılan ilk 11'e gelelim. Maç evet. öncesi de 11'ler açıklandığında da, sonrasında da hatta gündüz saatlerinde Galatasaray üçlü savunma oynayacak. Söylentileri çıkmaya başladığı andan itibaren bu tartışıldı e, Galatasaray'da. Dünkü oyun sistemini nasıl buldunuz siz e, PSV karşısında? Evet e, mevcut kadrosu Galatasaray'ın transferleri yetişmedi bu karşılaşmaya. Yetişse dahi e, çok sezon başı bir mücadele PSV-Hindov'un karşılaşması. E, nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle şimdi üçlü oynanır, dörtlü oynanır. hani Oralarda şöyle... Şimdi üçlü oynayacağınız zaman bunu ciddi manada çalışmanız gerekiyor. Şimdi Fatih Hoca ne kadar çalıştılar, ne yaptılar hani bilemiyorum. Ee, belki antrenman izleyen muhabir arkadaşlarımız hı hı. çok daha iyi, iyi bilirler. Ancak şimdi bu takıma karşı biz dörtlü sonra döndük. Dörtlüğe de dönsek, bir üçlü şey de çıksak bir şey değişmez. Şöyle bir klişe vardır. 10 yani defa oynasak 9 defa kaybederiz diye bir husus vardır. Dolayısıyla ben öyle gördüm dünkü karşılaşmayı. Neticesinde ha ne olur işte 5-1 olmaz, 2-0 olur, 2-1 olur, 3-1 olur. Neyse, ancak bundan çok daha önemli noktalar var bence. Nedir o? Birincisi takımı, kadroyu çok daha önceden kurmak lazım. Artık Temmuz ayına şimdi bakınız. Şampiyonlar Ligi ön elemesi burası. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinizde ne kadar para alacağınız UEFA'dan belli. Çok ciddi bir havuç var ucunda. Dolayısıyla siz eğer Hala belli noktalardaki transferlerinizi tamamlayamadıysanız buraya bu kadar ciddi hazırlanmıyorsunuz demektir. Böyle bir hedef koymazsanız da çok ciddi hazırlanan PSV Eindhoven karşısında bu sonucu alırsınız. Bakın şimdi son karşılaşmaları, Pavok'la oynadıkları karşılaşma içeride oynadılar hazırlık maçında. O kadar inanmış ki takım. Yani o da 1-0 bitti hı hı. karşılaşma ama tribünler dolu, işte transferler belli. Ki şunu da atlamayalım, PSV'nin en iyi iki oyuncusu oynamadı. Evet. Dumfries ve Malen santraforları. Bu oyuncular oynamadı. Gakpo sonradan girdi. Yani Girdi, kaptanlık bandını aldı. Yani onu da söyleyelim. Bu takım e, genç oyuncularıyla, işte 19 yaşındaki bir kenar ülke, oyuncusuyla. Müthiş hocam. Ortalığı e, silip süpürdüler. Arkasındaki Beck de inanılmaz etkili bir oyuncu. Sonra bu ar buraya transfer e, dedikodusu daha evvelden geçen Zahavi. Çok önemli bir santrafor. Yani dolayısıyla eğer biz Üçlü oynadık, dörtlü oynadık. Tabii ki eleştirebilir, bunlar konuşulabilir ama... ...onun ötesinde o kadar çok konu var ki... ...yani üçlü dörtlü oynamaya gelene kadar... ...bizim birincisi kadro yapılanmamız. Bu saate kalmamalı. Transfer bu saate kalmamalı, bu bir. Santrifonu için Babel'i herhalde santrifon olarak... ...bütün sezon kullanmayı planlamıyordur hoca, Fatih Hoca. Bilmiyorum Mehmet, yani. planlıyor mudur? Bence planlamalı. Ben artık Babel'in hocam sol kanatta yani... Beşiktaş'ta hatırlarım soldan alıp içeri bir Olympiakos maçları falan. Tabii Kasımpaşa'da da çok Kasımpa etkiliydi. Galatasaray'da yok hocam çünkü bazen yani konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Yani örnek Mehmet Topal'la çok değerli bir oyuncuydu ama bir anda devri bitti. Hani bazen bazı futbolcunun günümüz futboluna devri bitiyor. yani. Mehmet Topal'ın Jokerli'nin en sonunda Fenerbahçe'de artık yani çekilmez bir hal almış tırnak içinde öyle söyleyelim. Babel'in de ben bir büyük takım formasyonu çok aykırı oyun şablonu. Hoş son 6 hafta Galatasaray'da ciddi katkı verdi. Galatasaray'ın ilk kafayı bitirmesini ama Babel'in ana planlardan hani bir kenar oyuncusu olarak düşünmemesi gerektiğini düşünüyorum. Forvet'te gayet Mustafa Muhammed'i bence yedekleyebilir ki aldığı rakam da yüksek. Benim kabul edemediğim husus hocama katılıyorum. Üçlü de oynasak, dörtlü de oynasak bir şey değişmiyor ama hocam şunu kabul etmiyorum ben. Bir takım 14 Haziran'da sezonu açıyorsa 1 Temmuz'da sezon açan, fener, açan Fenerbahçe ile aynı sayıda hazırlık maçı yapmayacak. 16 gün arada fark var. PSV'de Mustafa bakabilir arkadaşımız. Benim bildiğim 4 hazırlık maçı yaparak bu sürece hazırlandı. Geçen sene de aynı şey oldu. PAOK 2 hazırlık maçıyla yaşın karşısına çıktı. Evet 4 maç yapmışlar. PAOK 2 hazırlık maçı hazırlık maçıyla Beşiktaş'ın karşısına çıktı. 30 dakikada maçı bitirdi. Beşiktaş hazırlık maçı yapmadan PAOK karşısına çıkmıştı. Galatasaray 2 hazırlık maçı. Şimdi diyecekler ki Olympiakos maçı iptal oldu. Bir kere organizasyon. Galatasaray'ın zaten Covid süreçlerine ne kadar hassas bir grup olduğunu biliyoruz. Biz kendimiz muhabir olarak 2 kere gidebildik. Bir, son 1,5 senede. Florya'ya malum. Bir hazırlık maçı organize edebilir. Üstüne Yetlin'in Emrak Baba'nın durumu ortaya çıktıktan sonra ben yine ne yapar eder bir hazırlık maçı bulurlar diye düşündüm. Neden? Benim de aklıma geldi acaba üçlü çıkabilir mi? Sağ kenarda Jesse nasıl oynar? Bunun da provasını Hı -hı. yapmazsanız cezayı PSV maçında keserler. Transfer konusunda çok acımasız olmak istemiyorum. Çünkü hakikaten mali gerçekler var. Galatasaray'ın uyuması gereken limitler var. Artı bir de şu da var hocam yani bu takım dün e, Fatih Hoca maçtan sonra 3 sene ihtiyacı olduğunu söylüyor ama dün sahaya çıkan ilk 11'in tamamı Fatih Terim tarafından Galatasaray'a transfer edildi. Musser ile Arda'yı da e, koyuyor. Mustere eski oyuncusu Arda da zaten milli takımdan e, bildiğimiz bir talebesi. Sonuçta bu takımı kuran isim e, Fatih Terim ve bu başarısız tablomda benim nazarımda e, sorumlusu e, Fatih Hoca. Hemen şimdi bir haberimiz daha var ki çokça konuşulan bir haber aslında sosyal medyada da. PSV...